Merhaba sevgili öğrenciler. Farklı sorular bölümünde 5. soruyla sizlerle beraberim. Hemen soruyu okuyarak başlıyorum. Ezgi cebindeki parayla 8 balon almak istediğinde 2 lirası yetmiyor. Eğer Ezgi bu paraya 5 balon alırsa 10 lirası artıyor. Buna göre 1 balon kaç liradır? Bilerek şıkları yazmadım. Eğer yazsaydım şıkları deneyerek hemen cevabı bulabilirdiniz. Fakat ben böyle soruların nasıl çözüleceğini, yöntemini sizlere anlatmak istiyorum. Buradaki sayılar küçük olduğu için yine çeşitli doğal sayıları deneyerek kısa zamanda cevabı bulabilirsiniz ama diyelim ki sayılar çok büyük olsaydı, yüzlü, 200'lü veya 1000 olan sayılar olsaydı ne olacaktı? Yöntem şu, burada iki tane durum var. Birinci durumda 8 balon almak istiyor Ezgi ama 2 lira parası yetmiyor. Diğer durumda 5 tane balon alıyor, 10 lira parası da artıyor. Burada yapmamız gereken iki durum arasındaki farkı bulmak. Yani 8 balon ve diğer durumda 5 balon. Arada ne kadar fark var? 3 balon fark var. Şimdi 3 balonluk fark para olarak ne yapıyor? Ona bakalım. Şimdi ilk durumda 2 lirası yetmiyordu, değil mi? Yazalım. Diğer durumda 5 balon aldığında da 10 lira parası artıyor. Demek ki buradaki 3 balonu almak için bu 2 lirayla yani yetmeyen bu 2 lirayla bir de artan 10 lirayı topladığımızda 12 lira ediyor. Demek ki bu 3 balonun fiyatı 12 lira oluyor. O zaman çözüm çok kolaylaştı, değil mi? 12'yi ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. İşte bir balonun fiyatı 4 lira oluyor. Böyle sorularda eğer iki durum varsa birinci durum ile ikinci durum arasındaki farka bakmanız lazım ve buradan bir bağlantı üzerinden yürümeniz gerekir. İsterseniz cevabı doğru mu yaptık? Bir kontrol edelim. Balonun tanesi 4 lira. İlk durumu uygulayalım. 8 balon alacak. 8 çarpı 4 eşittir 32 lira ediyor. Ezgi'nin 2 lirası yetmiyordu, değil mi? O zaman Ezgi'de kaç lira para var cebinde şu anda? 30 lira para var. Şimdi bu 30 lirayı diğer duruma uygulayalım. Diğer durumda 5 balon aldı, değil mi? 5 çarpı 4 eşittir 20 lira yaptı balonlar. 30 liradan 20 lirayı çıkardığımız zaman ne oluyor? 10 lira parası artıyor. Demek ki cevabımız doğruymuş. Böylece sağlamasını da yapmış olduk. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.